hani çalır. Benim daha büyüdü. Böyle bir şımarıkta değildi böyle bir çocuk. Çok iyi bir çocuktu böyle ama böylelere de karışmıyordu. Böyle şeylere de siyasete girmezdi hiçbir zaman. Sevmezdi öyle şeyleri. Ama o gün nasıl oldu anlayamadım ben de. Tabii bütün dünya çıkınca onlar da belki böyle çıktılar. Böyle olacağını belki olsaydı onlar da çıkmazdılar. Ama yapacak bir şey yok demişler. Belki de Allah onu çağırdı. Yani herkes intiharı değil o. Şehit olmak demişler. Herkes gitti arkadaş da. Herkes arkadaş da gitti yanındaydı. O akşam dedi ki anne dedi askeri alacaklar biz gene dedi tekrar. Aman dedim oğlum boş ver böyle şeyleri konuşma dedim sen dedim. Ne asker alacaklar sen zaten 10 sene oldu geldi askerden. Bir akşam önce de ben konuştum. Şehit gelmişti televizyona baktık ki dedim. Hiç dedim bizim köyde şehit gelmedi diyorum ben. Bir akşam önce konuşmuştuk yani perşembe akşamı konuşmuştuk. Hiç gelmedi bizim köye dedim şehittim. Ama cuma akşamı olacağını bilmiyorduk yani böyle bir şey. Aklımızın ucuna geçmezdi bile. Ele benim oğlum için. Hiçbir zaman. İkisi diyorlar işte ben de ki nişanlayacağım oğlum seni bayramdan sonra, kurban bayramdan sonra oğlum derdim böyle. İşte zaten hazırdı, her şey hazırdı zaten. Ama anne dedi boşver anne dedi acelesi yok derdi ki bana. Acele etme derdi. Ben derdim ki gözüm arkada kalmasın sizi evlendireyim ki. Yani olsaydı şimdi yani evli olacaktı. Yani şu, olmaz, şu olaylar olmasaydı evli olacaktı şimdi. Hazırdı yani. Küçük oğlanın da kızı vardı. Onun da arkadaşı, onun da arkadaşları vardı. Ona nasip olmadı işte. Yani şehit oldu ama vatan sağ olsun hiçbir zaman söylemeyeceğim. O şeyi getirmeden, FETÖ'yü buraya getirmeden, özününden asmadan onu asla söylemeyeceğim.